Merhabalar. Şerir kanalına hoş geldiniz. Roman Kahramanları programıyla sizlerle birlikteyiz. Bugün misafirimiz, sevgili hocamız Nedret Öztokat Kılıçeri. Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünden İstanbul Üniversitesi'nden hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Roman Kahramanları Festivali'ne, roman kahramanlarına ilginizi biliyorum, yakından biliyorum. Dolayısıyla bilhassa programda sizi ağırlamak istedik hocam. Çok teşekkürler davetimizi geri çevirmediğiniz için. Bugün hocamla Tahsin Yücel'in sonuncu romanını konuşacağız ama romana gelmeden evvel isterseniz hocam sizin roman yani şahsi maceranızla başlayalım. Yani siz roman okumaya ne zaman başladınız? Roman sizin için ne ifade ediyor? Böyle belki işte ortaokul, lise yıllarına kadar uzanabiliriz hocam. Çok teşekkür ederim öncelikle davetiniz için. Sonra da roman kahramanları için. Çok sağ olun hocam. Teşekkür etmemiz gerekir. Çünkü roman kahramanları, benim çok sevdiğim bir nörolog, psikiyatr vardır. Boris Cyrulnik, Auschwitz facialarında Auschwitz'e gitmekten yatağın altında saklanarak kurtulmuş 6 yaşında. Ve anne baba gidiyor, tek başına kalıyor. İşte yetimhanelerde falan evet. Büyütülüyor. Roman kahramanları olmasaydı bugünkü ben olmazdım der. Hep onları harika. Düşündüm. Yani nirengi noktalarımı kaybettiğim zaman roman kahramanlarını düşündüm. Onlar beni hayatta tuttular diye bu temada da bir kitabı vardır. Sizin için de böyle oldu mu hocam yani? Benim için de zaman zaman olmuştur yani. Evet, yani roman kahramanları bir kere çocukluktan yetişkinliğe geçerken böyle fantastik, değişik kişiliklerdir. Onları hep böyle düşünürüz. Bir de mesela benim annem Pollyanna'yı çok severdi. Evet. Ben o kadar iyimser değilim. Niye annem bunu sevmiş falan diye. O yani fiktif kişiler, kurmaca kişiler. Bizim aile ortamında da bir anlamlar çıkarmamızı, ya işte annem böyle dedi ama şöyle miydi falan gibi bir hayatı sorguladığımız yerlere getiriyor. Yani çocukluk döneminizden itibaren siz aslında bir anlamda edebiyatla, evet. Roman kahramanlarıyla iç içesiniz. Evet, evet, okuyan yani... Yani yazı olayı birazcık daha farklı bir alanda gidiyordu ama çok okuyan bir ailedeydim ve herkesin elinde bir kitap vardı. Büyükannem mesela hatırlamam Kemal Tahirlerle, o böyle uyuklardı yani koca kitabı nasıl okuyor filan, dalmış filan. Kitapsız bir ortam yoktu ama biz daha çok öykü okuduk yani öğrenciliğimizde. Epey eski bir zamandan bahsediyorum. O zaman bize öyküler ve parçalar verirlerdi. Yani hem Türk Edebiyatı'ndan, sonra ben Fransız okuluna gittim. Böyle parçalar üzerinde, öyküler üzerinde çalışırdık. Benim asıl romanla buluşup orada bir tutku gibi romanı, hani bir roman bitince öbürüne başladığım, elimden düşürmediğim zamanlar üniversitedir. Üniversite. 80 sonrası üniversiteye girdim. Tam darbe sonrasıydı ve o zaman bu ne oluyor, ne yaşanıyor Türkiye'de, özellikle kadın yazarlar ne anlatıyorlara baktığım zaman 80'ler sonrasıdır. İşte Adalet Ağoğlu'nu çok okudum, Thomas Uyar'ın hikayelerini çok okudum, işte Leyla Erbil, Tezer Özlü, hocam, böyle bir zaman. Yani romanlar üzerinden toplumu anlamak mümkün. Yani böyle bir şey var mı? Bende oldu. Evet. Bende oldu. Yani mesela Erdal Öz'ü okurken evet. Çok çok üzüldüğümü, çok yani bilmediğim bir fırtınanın kopmuş olduğunu mesela oralarda anladım. Çünkü biz sonuçta evet. Okulumuza gidiyorduk, geliyorduk. Benim bir de olayların olduğu zamanlar üniversitede değildim ben evet. O zaman. Biz lisedeydik. Gazetelerden okuyorduk ama İşin vehameti, büyük travmatik tarafı, büyük trajedileri ben romanlarda okudum ve onun için romana çok başka türlü bir işlev vermişimdir. Bu koronada kapandığımız evet. Zaman Vedat Türkali'nin Bir Gün Tek Başınasını evet. Tekrar okudum. Ve çok başka türlü okudum. O zaman ben onu böyle hızlıca okumuştum. Ne olmuş, ne bitmiş o dönemin Türkiye'sini, İstanbul'unu anlatır. Sonra hızımı alamadım. Hatta Mavi Karanlığı okudum. Yani üniversitedeyken okuduğumuz şeyleri daha sonra
bugünkü akıl süzgecimizden, deneyimlerin eşiğinden geçip bakmak da başka bir zevk oldu. Yani roman aslında hep bana hayatı anlatıyor gibi geldi. Yani bizim Türk romanı, okuduğum, sevdiğim romancılar. Bir de tabii seçtiğim lisans programında tabii biz Fransız romanıyla da tanıştık. O da başka bir hem lisansta süreç. Sonra da öğretim üyesi olarak, yani bugün hoca olarak devam ediyorsunuz. Evet. Yani siz Fransız romanıyla özelde tabii. Evet, öykü ve roman daha çok hocam, çalıştım. Hocam hep şöyle, yani Fransız şiirine baktığım zaman ben, işte Baudelaire, Mallarmé, Valéry'e, Verlaine filan. Şimdi bütün bu şairlerden bizim şairlerimiz, Yahya Kemal başta olmak üzere, Yahya Kemaller, Tanpınarlar, Dranaslar, Necip Fazıllar, birçok şairimiz o kadar çok etkilenmiş ki. Hep şöyle düşünmüşümdür, yani Fransız şairleri bu şairlerden o kadar etkilenmemiştir galiba filan diye düşünmüşümdür filan. Fransız edebiyatı için de öyle, yani romanı için de öyle. Yani bizim Fransa edebiyatı, Fransız romanı, Fransız şiiri filan niye bizim şiirimizi, edebiyatımızı, romanımızı bu kadar etkiledi? Yani evet, belli sebepler var. O zaman merkez Fransa'ydı, evet, elbette. Evet, Fransa, Fransız edebiyatı. Ama yani Paris. böyle bir dalga vardı bir ara. Hala da devam ediyor galiba. Bir dip dalga olarak da devam ediyor galiba. Başka edebiyatlarla birlikte. Yani söylenebilir. Evet. Yine yani şimdi bugün geldiğimiz yerde tabii başka kaynaklar da var. Evet. Mesela şimdi Kuzey edebiyatları var. Amerikan romanı mesela. Fransızlar çok etkileniyorlar Amerikan romanını. Mutlaka her kitap programlarında 3-4 haftada bir Amerikan romancısından bahsederler. İşte Ian McEwan mesela, İngiliz şeydi. Yani bu böyle bir Fransızlar artık bence o egemenliği yok. O merkezi konumunu kaybetti artık. Kaybetti ama yani oradan devam edersek modern ya da sürmodern zamanı yakalayan romanları, mesela Anne Ernaux'un o büyük süpermarketleri de yaşama biçimlerini yazdığı romanlara falan bakarsak, o bölünmüş, parçalanmış dünyayı da yine kendileri o Balzac'tan, işte bildiğimiz kanonik romanlardan uzaklaşarak parçalı parçalı bir algıladıkları bir sürmodern zamanı, öyle diyorlar onlar, yine kayda düştükleri bir roman ya da anlatı şeysi sürüyor. Oraya doğru geldiler. Hocam, ama üniversitede daha çok klasik Fransız romanı üzerinde mi duruyorsunuz? Tabii biz tabii, yani ağırlıklı olarak işte 19. yani evet, romanı roman evet, yapan büyük hocalar, işte büyük romancılar, Balzac, Zola, onlar bizim olmazsa olmazlarımız. Evet. Flaubert olmazsa olmazımız, Stendhal. Bunlar artık klasikleşmiş, kanonik metinler olarak var. İşte Proust, yine işte 2 sene önce çok Proust'a bir daldık. Hem ana bilim dalı olarak hem derslerde de çok öne çıkarttık. Hatırlamak, işte evet, modern hayat. İşte orada zaten Ahmet Hamdi Tanpınar'da evet, da buluştu. Evet. Bizim öğrencilerimiz için de güzel oldu. Bizim için de güzel oldu. Böyle enterdisipliner, disiplin arası buluşmalarda işte zamanı tekrar sorguladık. Hatırlamayı sorguladık. Bunlar birazcık da gündelik hayatta, gelinen yerlerde edebiyat bizi nasıl, nereye getirdi, neyi nasıl sorgulattırıyor, onlara da alan açması açısından çok önemli. Hocam, Marcel Proust diyorsunuz. Şimdi Marcel Proust'u bugünün gencinin, yani bir üniversite öğrencisinin, lise öğrencisinin okuması biraz zor. Çok evet, zor yani. Biraz değil, çok zor gerçekten. Ben de kendi tecrübelerimden biliyorum. Çünkü talebelerimden biliyorum. Onların ilgisi nasıl peki bu klasik metinlere, ya Balzac mesela? Şimdi Balzac'la ilgili benim mesela en sevdiğim romanı Vadideki Zambak'tı. Hmm. Dolayısıyla onu sürekli okuturum ben öğrencilerime. Ne güzel. Genellikle gençlerden duyduğumuz, yani betimlemelerin çok olduğuna ilişkin, işte realist bir takım etkiler filan ve dolayısıyla zor okunduğuna ilişkin, yani sıkıcı olduğuna ilişkin, doğru, bir takım şeyler var. Yani bugünün okuru, yani bugün sizin elinize gelen talebeler, öğrenciler bağlamında soruyorum, yani bu metinlere girebiliyorlar mı? Orada bir içselleştirme olabiliyor mu? Onlar üzerinden muhakeme yeteneği ya da işte değerlendirebilme, yorum yapabilme. Nedir durum hocam? Şimdi genelleyemeyiz. Evet, evet. Siz de öğrenciyle çalışıyorsunuz, evet, biz de. Ama bazı öğrenci de mesela kolunun altında görüyorum kitabı. Hı. İşte kütüphaneden almış ya da çevirisini bulmuş almış. Diyor ki işte hocamızın çevirisiymiş bu diyor. Mesela bir hocamız çevirmişse. Bireysel olarak
ilgi uyandırdığı örneklerimiz var, öğrencilerimiz var. Bazı öğrencide, bazı gençlerde, sanıyorum sizde de öyledir lisede de, ya çok bahsediliyor işte şu vadideki zambak işte ne bileyim Swanların tarafı. Böyle bir challenge tabii, böyle bir meydan okumada oluyor. Bir okuyayım şunu diye, ne kadarını okuyabiliyor bilmiyorum. Böyle bir şey, bir ilgi uyandı yani bu hocalar, babalar ne demişler, ne anlatmışlar romanda, o dünya nasıl bir dünyaymış? Bir merak uyandırıyor ama genellemek mümkün değil. Çünkü şimdi görselin egemenliğindeyiz. Yani çok zor bir zamandayız hepimiz. Hatta şu Fransa'da en büyük metinler artık çizgi roman şeklinde satılıyor. Orada da durum değişmiyor aslında. Evet, Camus'u yaptılar, Proust'u yaptılar. Yani daha hızlı tüketilecek, işte hemen anlamına ulaşılacak bir mecra istiyor gençler. Ama orada yani bir bu kolaycı tarafı var ama bir parçayı öğrenciyle çalıştığınız zaman hep birlikte, evet, yani o parçanın içine girip ya kahraman nasıl bakmış, nasıl gözsüzmüş, ya şu Hınzır Flaubert onu oraya nasıl koymuş, o sıkıntıyı nasıl vermiş, birlikte girip orada yaşamsal bir şeyler bulduğumuz zaman, bir hayata değen bir şey bulduğumuz zaman öğrencinin de çok hoşuna gidiyor, bizim de hoşumuza gidiyor. Saklayamayacağım. Bir hocanın tabii ki yani en çok hoşuna giden durumlar bunlar. Keşifler, keşifi öğrenciler seviyor. Yani keşif duygusu güzel bir duygu. Sanıyorum sizi de bir koca festivale açılan bir etkinliğiniz var. Ve hocam o keşif, o tesir devam ediyor sonra. Yani festival sonrasında da ya da okuma eylemi bittikten sonra da aslında romanın size söylediği şeyler devam ediyor. Evet. Asıl mesele orada. Orada yeni kapılar, yeni pencereler açılıyor. Yansımalar. Hayatta karşılaşıyorsunuz o roman kahramanıyla, o durumla filan. Harikulade şeyler oluyor gerçekten. Sonradan daha iyi anlayacaklar hem üniversite öğrencileri hem de lise talebeleri. Evet. Daha iyi anlayacaklar meseleyi aslında. Ne olursa olsun, hangi çağda yaşıyor olursak olalım biz romanlardan ayrı, romanların dışında bir hayat düşünemiyoruz tabii ki. Yani onlarla birlikte değerlendireceğiz. Onlarla birlikte bakacağız. Onların perspektifinden bakacağız meselelere filan. Tahsin Yücel'i konuşacağız hocam. Yani Tahsin Yücel Tanpınar'ın ifadesiyle, yani Tanpınar kendisi için söylüyordu ama sükut suikasti. Bana hep böyle Tahsin Yücel gibi birkaç yazar daha vardır. Önemli yazarlardır, önemli romancılardır ama sanki gereken ilgiyi biz onlardan esirgemişiz gibi gelmiştir daima. Tahsin Yücel de onlardan biri gibi gelmiştir daima bana. Onun şimdi sonuncu romanını konuşacağız. Siz yakından da tanıyorsunuz kendisini. Evet. Zaten şu anda da yıl dönümü, ölüm yıl dönümü. Ölüm yıl dönümü. Evet, evet, rahmetle, minnetle yad etmiş olalım onu da. Çok özel yazarlardan biri bana kalırsa. Evet. Yani bir taraftan akademisyen, bir taraftan romancı. Yani şimdi az önce Balzac dediniz. Balzac'la ilgili çalışmalarını okudum. Evet. Yakından yani bir akademisyenin o akademik bakış açısının gölgesi romana düşer mi düşmez mi hep merak etmişimdir zaten. Evet. Zaman zaman sanki böyle teoriye ilişkin bir takım şeyler de söylüyor gibi satır aralarında gelmiştir bana. Siz Tahsin Yücel'in romancılığını şöyle birkaç cümleyle hocam hülasa ederseniz çok sevinirim. Evet, çok kısaca söylemek gerekirse romanı kurduğu romanlar öyküler de, romanlar da hep hayatın bir yansımasıdır. Ve bizim hayatımızın, yani yerli yazardır demişti birisi. Çok hoşuma gitti o yerli sıfatı. Hep Türk toplumunun, işte Anadolu insanının, kasabanın, büyük şehrin insanının açmazları, arayışları, çelişkileri, o çelişki çok önemlidir. Orada biraz ben bilimsel tarafını da görürüm, gösterge bilimci tarafını da görürüm. O çelişkiler, bir tarafta durma isteği, öbür tarafın onu çağırması, o hep o arada kalmışlıklar. Onları dile getirmeyi sanki öyle görüyorum, iş edinmişti. Onu sanatına katmıştı, yani yazma sanatına. Hayatı bize ait olan, yani Türk toplumuna ait olan hayattan kesitlerle bize bizi göstermek istemişti gibi gelir. Şimdi benim hocam olduğu için ben öyle roman, şunu mu dediniz, bunu mu yazdınız falan diyemezdik. Öyle bir kolay değil. Önce bir okuyacağız.
anlamaya çalışacağız. Soru sormak kolay değil. Çünkü o arada da biz yetişiyoruz yani. Edebiyat çözümlemeleri çalışıyoruz. Onun kitaplarını işte bahsettiğiniz gibi Balzac kitabı var. Bernanos, doktora tezi Bernanos üzerineydi. Onları okuyoruz, bir daha okuyoruz. Gösterge bilim kitabı var, yapısalcılık kitabı var. Dolayısıyla biz romanı çok konuşamadık. Bir de çok alçak gönüllüydü. Yazarken okuyup üflemeden... okuyup üflemeden, sıkılıp üflemeden okunacak diye öyle hınzır notlar yazardı İtaf işte imzalarken bize. Konuşamadık ama sonra hep okuduğum zaman, birden çok kez okuduğum romanları var. İşte sonuncu da öyle oldu. Buraya gelmeden bir daha okudum. Hep bizim böyle oturmamış, oturmayacak gibi de duran taraflarımızı yazmayı anlatmış. Yani o sanıyorum hem bilimsel bakışıyla hem romancı, öykücü ve çevirmenliği de var. Evet, çok çevirmiş. Doğru. Yani bütün o Fransız yazarlarından mutlaka aldı. Mutlaka bir perspektif, bir bakış açısı kazandı. Onların içinde bu insanın açmazları, onları kolay yoldan nasıl hallederimciliği... adanmışlığı hepimizde vardır. İşte demin roman kahramanları diyoruz, edebiyat diyoruz. Hepimizde bir adanmışlık var ama bu adanmışlığın toplumdaki bulduğu karşılık, bulamadığı karşılık oralarda çok düşünmüş. Ben hocam, öyle görüyorum. Sonuncuda da var, diğer romanlarında da var. Yani söylediğiniz gibi Türk toplumunu böyle çok yakından tanıyan bir yazarla karşı karşıyayız. Evet. Yani bir taraftan bakıyorsunuz aydın kimliğiyle, akademisyen kimliğiyle bir yerde duruyor ama çok da mesafe yok toplumla arasında. Yok. İlginç yok. Bir şekilde. Yani, iyi bir gözlemci. Evet, çok iyi bir gözlemci. Yani Balzac üzerine çok yakından eğildiğini biliyorum. Yani çalıştığını biliyorum. Kitaplarından görüyoruz, okuyoruz. Çok esaslı tespitleri var hocanın. Sanki Balzac'tan öğrendiği bir şey mi acaba? Balzac'ın Fransız toplumuna tutmuş olduğu mercek mutlaka. Sanki ona da bir örnek mutlaka olmuş gibi geliyor yani bana. O metodoloji, yani o roman anlayışı mutlaka. Balzac'tan o toplumu o insanlık komedyası. Evet, hakikaten komedya yani. O koca yapıt. Zaten burada da çok kırk kırk var. Hemen aklıma o gelmişti hocam. İnsanları ve sınıf kavgasını, sınıf bir öbür sınıfta kendine yer açma hırsını ben Balzac tarzı buluyorum. Evet, ama ironi de Flaubert. Tabii, o tabii, müthiş tabii. bir ironi. O Flaubert'dir. İşte şeyi çok severdi mesela Romain Gary. Orada böyle bir çok insanca, Romain Gary'de çok insanca küçücük dokunuşlar vardır. Onu mesela hissederim bazı yer, metinlerinde yer. Tahsin Hoca'nın. Böyle bir o edebiyattan da çok beslenmiş. Ama Ahmet Hamdi Tanpınar'ı da anmadan geçemeyeceğim. Yakın zamanda Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nün oyununu seyrettim. Yani o ironik tonlama yani ne kadar... Tahsin hocamızın da sevdiği tarzdı ve böyle bir akrabalık. Sanki evet yani oradan da beslenmiş gibi değil mi hocam? Yani? Zaten bir kitabını ona ithaf etmiş, hocasına yani, vermiş. Hepimiz Tanpınar'ın paltosundan çıktık gibi bir şey aslında romancılar için. Yani. O da çok gençken bir kitabını imzalayıp hocaya götürmüş. Harikulade. Hocam şimdi 2010 tarihi. Evet. Siz bir yazınızda Tahsin Yücel'in sonuncu romanında Söylen ve Söylen isimli yazınızda. Evet. Çok kıymetli bir yazı. Çok da keyifli okudum hocam yazıyı. Orada birçok aslında Tahsin Yücel romancılığının temel ögelerinden bazılarının sıklıkla karşımıza işte çıkan çok bazı. Sesli olması değil mi? Çok onlardan sesli. Birçok kişi söz alır. Şöyle bir şey söylüyorsunuz bu roman özelinde. Yayın dünyasını ironik bir bakışla ele alan romanda kitapların daha okunmadan köşe yazarları ve eleştirmenlerin dilinden düşmemesi, yapıtların desteksiz ve ilkesiz biçimde değerlendirilmesi, kitapların ideolojik tavırlarının ya da satış sayısının kitabın önüne geçmesi, kitabın ticari bir nesneye dönüşmesi, aydın cahilliği gibi birbirine bağlanan birçok olay Tahsin Yücel'in yazılsal kurgularının temel ögelerinden olan söylence ve söylen ögeleriyle bir araya gelince diyorsunuz. Evet. Devam ediyorsunuz. Dolayısıyla yayın dünyasını sanki masaya yatırmış gibi hocam. Yani sonuncu romanı özelinde.
bu temel ögelerden bir tanesi, temel evet. meselelerden bir tanesi gibi. Biraz açar mısınız onu hocam? Yani kahramandan hareketle tabii yani. Evet, çok eleştirel bir kahraman metin. Mı karakter mi hocam bu arada? Vallahi anti kahraman. Anti kahraman hiçbir şey üretmemiş, evet. hiç hayatını kazanmamış. Para kazanmamış, aileden gelen, rirantiye, aileden gelen bir Osmanlı Paşası'nın oğlu Selami Harici. Bazı romancıları da hatırlatıyor aslında hocam. Evet, evet, yani hazır bir maddi rahat içinde kitap yazmaya çalışmak. Bu yazmaya çalışıyor, hiçbir şey de çıkmıyor ortaya. Bir koca hiç yani. Dolayısıyla anti kahramana bir... karşı kahraman gerçekten ve herkes yaka silkiyor o kitabı yazmaya başladığı zaman. Belki okumayanlar olur diye çok kısa Selami Harici'yi konumlandırayım. Selami Harici İstanbul Üniversitesi felsefede okurken eşiyle de Zarife Hanım da orada okuyor. Bunlar bir Fransız profesör geliyor. Onun çevirmenliğini yapıyor Selami Harici. Parlak bir çocuk ama herkesten de uzak duruyor. Böyle bir ayrıksı işte bir aydın şeyse ayrıksı duruyor falan. Böyle kendini belki entelektüel görüyor. Hocanın çevirmenliğini yapıyor. İşte bazı metinlerini çeviriyor falan. Sonra Paris'e bunlar bu kız bir soru soruyor Zarife. Sen güzel bir soru sordun havasıyla da. Evet. Bunlar arkadaş oluyorlar. Evlenme kararı alıyorlar. Evleniyorlar. Paris'e gidiyorlar. Sorbonne'da felsefe okuyacağım evet. diyor. Doktora yapacağım diyor. Selami Bey. Ondan sonra dönüyorlar. İşte o paşa baba Hayrettin Bey şöyle bir mal varlıkları var. İşte Kandilli'nin tepelerinde içinde konaklar olan büyük bir arazileri var. Maçka'da yine araziler, daireler, katlar yani böyle bir hakikaten bir rant var o ailede. Bunlar evlendikleri zaman yalıya gelin geliyor Zarife Hanım. Hoşuna da gidiyor böyle bir Osmanlı ailesi. Yani tabii ki Cumhuriyet dönemi. 44'ler, 44'te falan dönüyorlar. Ondan sonra Selami Harici ben babası diyor ki çalışacak mısın? Yok diyor baba diyor. Ben bir eser yazacağım evet. diyor. Ve bu eser benim hayatımın anlamı olacak. Başka da bir şey yapmayacağım diyor. Varlıklılar da peki diyor Hayrettin Bey'de ama bakıyor ki oğlan yani tutturmuş bu yolda çok gidecek. Kararlı. Çok kararlı, inançlı. Evet. Ve oradan hikaye öyle başlıyor. Hakikaten kimsenin okuyamayacağı, kimsenin okuduğu zaman da anlayamayacağı böyle devasa bir yapıt çünkü yani baş yapıt evet. Denir ya. Bu dev yapıt oluyor. Hatta bazı yerde de Lenduha diye geçer. Okurların gözünden kaçmayacaktır. Lenduha, bu Lenduha'yı ne yapacağız falan diye. Bu işte kitabını, ben kitap yazacağım deyip kendi çatı katında böyle güzel manzarası olan bir çalışma odası yapıyor. Atmosfer hazır yani. Atmosfer hazır. Ton ton, kilo kilo kitaplar, kağıtlar eve evet. getiriliyor. Onlar daha doldurulmadan atılıyor kenara falan. Ne çıkacak? Gelmiyor, gelmiyor diyor. Bir yeri vardı çok güldürür. Ne gelmeyen diyor, kim gelmiyor diyor. İlk cümle gelmiyor diyor. O ilk cümle neyse geliyor mu, gelmiyor biz mu. Biz eşinin ağzından hep bunları eşi tabii ilk bölümde. Çünkü bir Remington daktilo alıyorlar. Bu daktilo ellemiyor, elle yazacak. Kadın başlıyor onları yaşadığı sıkıntıyı anlatmaya. Bu diyor kitap projesi diyor. Bizi diyor Selencam diyor bu evet, da yani Selencam, son nokta evet. Anlamı var mı şeyde Türkçe'de son ilk ve son kitabım yani tek şeyim bu olacak gibi bir şey. Yani öyle bir şey yapacağım ki yani. Tek olacak evet. bu tek ve benim evet. Yani son noktam gibi tasarlıyor gerçekten. Kitap bittikten, kitap işte neyse o koca şey bittikten sonra da ertesi gün ölüyor. Evet. Yani oradan bir mitos o başlıyor, bir mit, evet. mit başlıyor, bir kendi söylence yaratıyor. Fakat tabii çok büyük bir şey. Onun bir de yayın aşaması evet, çok eğlencelidir. Evet. Yani okuru çok eğlendir. Tabii kimse buna bakıp da bu kadar sayfayı dizilecek. Üç kişi diziyor zaten sonra. Bir egemen diye böyle üçkağıtçı ne olduğunu anlayamadığımız bir yayıncı vardır. Hatta böyle kat karşılığı mı yayınlansın evet, mı falan diye. Evet. Hemen değere biniyor. Yani. Bir, evet. Bu para değeri çok önemli. Yani. Bir parasal karşılık hep herkes görmeye çalışıyor. Sonunda eve kocaman dizilmiş haliyle kocaman bir
eser geliyor. Tabii hiçbir yere yerleştiremiyorlar. Sonunda ona bir mobilyacı çağrılıyor. Böyle bir muhafaza şey yapılıyor. Bir hatta aydınlatma da yapıyorlar yanılmıyorsam. Böyle bir objeye, nesneye dönüşüyor. Bir eşya oluyor ve baş köşeye konuyor. Ertesi günde zaten şey ölüyor. Kahramanımız ölüyor. İkinci bölüm. İkinci bölüm oğlunun üzerinden. Oğlunun üzerinden ve torunun üzerinden, evet, artık yapıtın serüveni başlıyor orada. Yani Selami harici yok. Evet. O eserin ürettiği anlamlar. Yani mite dönüşmüş bir eserin artık o mitleşiyor. Onu okuyoruz biz. Evet, tamamıyla orada. Onun mite dönüşmesi. Hocam, orada bir kuşak çatışması gibi bir şey de öyle bir şey de. Aslında denebilir. Evet. Orada bence bu burjuva ailesinin değerler çatışmasını bence görüyoruz. Çünkü bunlar babamız savdı, bize bir şey kalmadı aslında. Yine var, hepsini yaşatıyor. Onlar da pek çalışmıyorlar bu arada. Hani baba çalışmadı falan diye hani eleştiriyorlar. ama yani büyük işte Hayrettin Bey'den gelenler yeniyor. Ama kendileri de üreten. Yani o çok dikkatimi çekmiş. Üretim orada yok. Sağlam bir toplumsal eleştiri var orada. Bunlar da üretmiyor hiçbir şey. Hepsi evde oturuyorlar. İşte çocukları oluyor falan. Ve eseri kimse, yani orada bir çatışma var. Kimse istemiyor bu eseri. Kocaman bir şey. Ben salonuma bunu koymam diyor bir tanesi. Dört çocuğu var. En sonunda Müşfik'te kalıyor. Müşfik diyor ki tamam ben buna diyor evimde yer açayım falan diyor. Bir de şeye inanıyorlar, çok komik. Bir de kutsallaştırma meselesi var orada. Evet, yani orada bir kutsal bir anlam çocuk meselesi var, ifade ediyor. Evet. Önce şimdi baba yazdı, öldü. Anne de bunu okumaya çalışayım derken bir gün ölüyor. Üç gün sonra temizlikçi buluyor Zarife Hanım'ı. Bu uğursuz diyorlar önce. Sonra kitabın şeysi işte, ya böyle bir kitap yazılmış, devasa bir kitap varmış, neymiş filan diye sağda solda yazılmaya başlayınca, o arada da Müşfik'lerin evine gelince, Müşfik'le karısı Nevin çocuk sahibi oluyorlar. Uğurlu birden oluyor, uğurlu bu defa. Birdenbire işte o geçişler çok. Hatta kutsal kitap, Kur'an-ı Kerim gibi, gibi neredeyse. Sonra işte evde temizliğe gelen kadın ya diyor, bu kadar büyük bir Kur'an görmemiştim ben, ne kadar büyük filan diye, böyle bir saygı duyulan bir eser haline geliyor. Orada yapılan göndermeler de sanki böyle bir ilginç gibi içinden geliyor. İçinden bir bölüm okurlar. Evet, evet, evet. İşte işte bugüneme ışık tutacak bu. İşte fal tutarlar. Hani bakayım içim daraldı. Ne diyecek bana kitap? Bir sayfayı açıyor. Oradan bir şey buluyor. Bu defa da uğurlu değerine geçiyor eser. Fakat tabii esas mitleşmesi bir aile içinde, tabii bir hani ya bu uğursuz lenduha değilmiş. Bak işte çocuğumuz oldu. İşte içinden güzel darbu mesel gibi şeyler buluyoruz filan deyip, sonra bunun birkaç gazeteci, kültür gazetecisi, edebiyat gazetecisi buna yazınca, orada bir ünü bunun alıyor, yürüyor. İşte Amerikan konsolosu geldiği zaman İstanbul'da bir eser varmış. Ben gideyim bunu göreyim diye orada bir markalaşma, bir şimdilerin deyimiyle bir fenomenleşmesi var eserin ve aile çok memnun. Hatta çok zengin bir aile gelir, Adanalı bir ailedir. Bunlar artık yine konakları satıyorlar. Biz diyor sizin şu konağı alacağız diyor. Sizin müştemilatta da şöyle bir eser duruyormuş. Sonra onu bir müştemilatta daha rahat okusun diye evin bir müştemilatına koyar Müşfik. Biz eseri de almak istiyoruz diyor. 200 bin dolardan fiyat açıyorlar. 900 bin dolara kadar geliyor. Gidin diyor, ben diyor babamın eserini diyor satmam falan diye. Yani hep bir meta yani edebiyatın meta niteliğine bürünü vermesi. O çok 2000'li yıllardan sonraki aslında bir ticari eşya olarak algılanması, bir meta olarak algılanmasına müthiş bir eleştiri aldığı zaman değil mi hocam? Yani belki hatırlarsınız işte billboardların yapılmaya başlanması, edebiyatçıların o zaman böyle bir tanıtım şeyleri yoktu. Yani eser ikinci muhtevası, ikinci bölüm, ikinci planda kalıyor. Yani arka planda kalıyor. O önemli kimse değil. Kimse sorgulamıyor. Nasıl sunulduğu, evet. Ne olarak sunulduğu falan önemli. Hatta şey de çok eğlencelidir. Birisi geliyor yine bir kültür yazarı, diyor ki yani bu diyor Topkapı'da falan sergilen, bir Kandilli'de bir işte eve gidiliyor filan, işte Avrupalı başkonsoloslar geliyor, orayı ziyaret ediyorlar filan, Fransa'dan merak edip gelen var bu nasıl bir şeydir diye. Orada niçin Topkapı'da sergilen, böyle bir ortak bir değere dönüşmesi filan, orada gerçekten bu ironi ince bunun biçimsel ya da işte neyse bir edebiyat yapıtı var ama içeriği yok, ta ki içeriği üzerine hiçbir soru yok, ta ki
Lami'nin, yani Müşfik'in evet. oğlu Lami'nin gerçek okuma şeysine girmesi. Müşfik de biraz okudu, anlayamadı. Zarife Hanım da. Gizini anlamaya. Neyi evet, anlatıyor yani, diyorlar. Yani bu kitap yani? Bu kadar büyük bir kitap neyi anlatıyor? İşte orada işler sarpa sarmaya başlıyor ve işte bunun aslında bir yamalı bohça gibi Selami Bey'in okuduğu bütün kitaplardan. Bütün foyası ortaya çıkıyor tabiri caizse. Evet, parça. Evet. İşte Marx da var evet. içinde, şey de var, Balzac var, Bernanos var, işte Montherlant var, Platon var, Aristoteles var. Herkes var. Bütün ustalar hocam, yani, parça parça yer almış. Bir takım postmodern göndermeleri olmakla birlikte evet. yani 80'li yıllardan, 90'lı yıllardan sonra edebiyat üretiminin aslında biraz da buraya evet. Evrildiğine ilişkin de bir sanki atıf çok var. Çok güzel söylediniz. Evet. Bir yerde der ki zaten artık büyük yapıtlar çıkmayacak. Evet, evet, biz evet. Büyük yapıtların çağını geride bıraktık işte. Tam postmodern evet, evet. zaman. Onun için diyor bir dev yapıt olsun. Bir hatta şey diyor. Düşünün, bir yazar bir yapıt yazmış. Bu ne güzel ya, bir şey. Ya. Ne kadar özel bir şey. Buradan yürüyecek edebiyat evet. artık. Yani burada bir edebiyatla ilgili bir gizemli bir şey de açıklıyor bu evet. eser diye. Böyle sürekli bir yorumlarla ama içinden çıkan parça ondan bundan toparlanmış şeyler. O da Lami bir ara iş... Evet. hiç çalışmadı. Sonra bir Gündem gazetesine bir şey yolluyor. Kitaptan bir bölüm yolluyor. O sanıyorum Marx'ın evet. işte iktisat teorisiyle ilgili falan bir şey. Çok beğeniliyor. Bir tane daha yolluyor. Çok beğeniliyor. Köşe yazarı oluyor. Şimdi orada köşe da, yazarlarına evet. da tabii Tahsin Bey bir hafif bir tırmık atıyor. Orada şey güzeldir. Kim anlayacak? Kendi de Seren Can diye bir isim şey yapar. Sergen diye bir köşe yapar. Kimse bir şey okumuyor ki diyor. Orada önemli olan onun bir anlama gelmesi evet. diyor. Orada da işte gazete okurlarının hiçbir şey sorgulaması filan. İşte onlarla da güzel dalga geçer ve para kazanmaya başlar. Evet, yani evet. ailede bir kişi para kazanıyor. O da hiçbir anlama gelmeyen bir lenduha eserden çekip çıkardıklarıyla para kazanıyor. Yani çok önemli bir burjuva eleştirisi ya da ne bileyim işte rantiye eleştirisi. O da yani toplumun hiçbir şey üretmeden işte eldeki avuçtakiyle kendini döndürme çabasına da güzel bir şeydir, not düşer. Yani evet, bir o mitoslaşma süreci, evet. Bir taraftan ironinin zekice göndermelerin de olduğu, mizahın evet. olduğu bir taraftan, evet. bir taraftan. İşte 2000 sonrasına bilhassa yapılan evet. göndermelerle bir ayna tutma meselesi. Yani gerçekten çok özel bir roman aslında. Kahramanıyla, evet. anti kahramanıyla evet. öyle. Evet. Söylem biçimiyle öyle. Şey de var. Siz şimdi toplumsal evet. dönüşümden bahsediyoruz. Aşır ki usta desinler der. Birisi anlıyor evet, Lami'nin. Evet. Aşır ki usta desinler. Şimdi aşırma intihal üniversitede başımızın derdi. İşte bazı eserlerde evet. işte etki mi vardı, tepki mi vardı? Buralara gidiyor. Metinler arasılık. Etkilenme. Evet. O meselelere de aslında gönderme yapıyor. Evet, evet. Aşır ki usta zaten desinler. Zaten ortaya çıkan eserin de öyle oluşturulduğunu, tümüyle, bir anlamda mozaik olduğunu düşünüyorum. Tümüyle bir aşırmalar mozaiği. Evet, yani. Güzel söylediniz. Evet. Evet, bu sohbetten sonra eminim romana ilgi evet. artacaktır hocam. Okuyan arkadaşlarımız olacaktır. İnşallah onlar da faydalanırlar romandan. Romanın çizmiş evet, olduğu, değişik bir olduğu. Değişik evet, bir tonla bu. Eğlenceli bir deneyim oluyor bu romanı okumak. Evet. Hocam programımızın sonuna geldik. Böyle kısa bir program. Çok teşekkürler. Ben yani, teşekkür ederim. Siz Tahsin Bey'i yakından tanıyorsunuz. İçeriden anlatmış olduğunuz bize. Romanı da öyle. Zaten romanla ilgili yazmış olduğunuz evet. makaleler de var. Tahsin Yücel'le ilgili başka makaleleriniz de var. Dolayısıyla çok teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza evet. sağlık. Ben teşekkür ederim. İnşallah başka bir programda yine sizi misafir etmeyi çok isteriz hocam. Tabii edebiyat buluşturur derim evet, hep. Evet. Bu da çok güzel bir buluşma oldu. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Sevgili seyirciler, Şehir Ekranı'nda Roman Kahramanları programının sonuna geldik. Önümüzdeki programda buluşmak üzere. Zatınıza hoşça tutunuz.